Sen kalbimize boşluk hissederiz. Güzel yüzüm, herhalde sevgiyi hissedemiyordursun. Sevenler etrafında pek olmazsa o sende rahatsızlık meydana getiriyordur. Allah seni sevenlerin sayısını artırsın. Ama tabii sana Allah yeter. Ayette var biliyorsunuz, Allah sana yeter. Ama her kere senin gibi temiz insanları Allah mutlaka seven arkadaşlarla teyit eder. Allah seni sevenlerin sayısını artırsın. Cennette de seni bana kardeş etsin inşallah. Ülkemizde neden Alevileri sahiplenici konuşmalar daha az yapılıyor? Ben de bir Aleviyim ama bunlara yönelik herhangi bir konuşmaları çok fazla göremiyoruz ülkemizde. Canımın içi, Alevilerin aleyhine konuşanlar ahlakı bozuk, kişiliği bozuk, şahsiyeti bozuk, kafası bozuk, sevgisiz, merhametsiz, dengesiz adamlar. Yani ne önemi var o adamların? Konuşsan olur, konuşmasan olur. Alevilik yüksek bir sevgi anlayışıdır. Yüksek bir merhamet, kalite anlayışıdır. Ve bağnazlığa karşı da kaledir. Yani 20 milyona yakın Alevi var Türkiye'de. Alevilik demek sevgi, merhamet, dostluk, kardeşlik, kibarlık, kalite, klaslık demektir. Nezihlik demektir. Bağnazlığa karşı da kale demektir. Aleviler hep yiğit olurlar, cesur ve kararlı olurlar, samimidirler, vefalıdırlar, asil insanlar. Dolayısıyla adamların abuk subuk konuşması bir tek Alevilere karşı olmuyor ki, herkese karşı sevgisiz onlar. Kimseyi sevmiyorlar. Ama Aleviliği Allah sevdirmiş ki 20 milyon insan Alevi olmuş. Ve Hazreti Ali'yi sevmişler. Hazreti Ali'yi seveni kim sevmez? Ehl-i Beyt'i sevmişler. Ehl-i Beyt'i seveni kim sevmez? Hızır'ı seviyorlar. Hızır'ı seveni kim sevmez? Dolayısıyla gönlün çok rahat olsun. Biz yeteriz yani Alevi kardeşlerimizi sevme konusunda. Ki çok fazla sevenler var. Onu da ayrıca söyleyeyim. Kedisini uyutan bir kız var.